Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün geçen hafta konuştuğumuz gibi bazı gruplardaki arkadaşlar ayırma yöntemlerini görmemişti. Bu hafta ayırma yöntemlerini anlatacağız ama hemen kısaca karışımların ne olduğunu, onu nasıl meydana getirdiğimizi çok basitçe söyleyerek hemen geçelim. Ondan sonra da ayırma yöntemlerini söyleyeceğiz. Şimdi karışımlar dediğimiz bizim için iki veya daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden istenilen oranlarda bir araya getirilerek oluşturduğumuz yeni sistemleri biz karışım diyoruz. Karışımları da kendi arasında homojen ve heterojen olmak üzere iki grupta alıyoruz demiştik, hatırlayın. Homojen karışımlar dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözüken, her yerinde aynı özelliği göstermeyen maddelerdi bizim için. Heterojen karışımlar dediğimiz zaman da dışarıdan bakıldığında İçerisindeki maddelerin gözükebildiği, biz bunlara faz ayrımı da diyebiliyoruz arkadaşlar. Örneğin zeytinyağı su karışımı gibi, kum su karışımı gibi yapılarda heterojen karışım olarak tanımlıyorduk. Bunları da yine biz kendi arasında doymuş doymamış aşırı doygun çözeltiler olarak homojen karışımları sınıflandırmıştık. Derişik seyreltik olarak yine aynı şekilde İyonlu moleküllü çözelti olmak üzere de homojen karışımları kendi arasında sınıflandırmıştık. Onların ayrıntısına girmeyeceğim. Sadece hatırlatmak amaçlı söylüyorum. Heterojen karışımları da biz süspansiyon, emisyon, aerosol, adi ve koloid karışım olmak üzere 5'e ayırmıştık. Süspansiyon katı sıvı heterojen karışımlardı. Emisyon sıvı sıvı heterojen karışımlardı. Aerosol bir katı veya sıvının gaz içerisinde heterojen dağılmasıyla oluşan yapıydı. Adi karışım, tanecik büyüklüğüne bağlı olarak katıların bir araya gelerek oluşturduğu yapıydı. Ve koloid dediğimizde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerin yer aldığı karışımlardı arkadaşlar. Mesela kumlu suyu süspansiyon için örnek olarak verebiliriz. Zeytinyağı su, petrol suyu emisyon için örnek olarak verebiliriz. İşte deodorant, böcek ilaçları bizim için aerosol örnek olarak verebiliriz. Adi karışım dediğimiz salata örnek olarak verilebilir. Veya koloid dediğimiz yapıyı da kan, süt örneklerini verebiliyoruz demiştik arkadaşlar. Şimdi biz bunları neden hatırladık? Ayırma yöntemlerinde bu söylediklerimizi nasıl bir araya getiriyorsak, karıştırıyorsak, karıştırdığımız şekli de ayıracağız arkadaşlar. Yani karıştırdığımız maddelerin belli özelliklerini kullanarak bunları birbirinden ayırt edeceğiz arkadaşlar. Peki biz bunları birbirinden hangi özellikleri kullanarak ayırt edeceğiz? Burada da şöyle alalım. Şuraya alayım. Şimdi doğadaki maddeler genelde karışım halindedir. Örneğin deniz suyu tuzlu sudur. Su buharlaştığında tuz elde edilir. Karışımları bileşenler ayırmak için birçok ayırma yöntemi geliştirilmiştir. Karışımdaki maddelerin özelliklerinin farklı olmasına yararlanıp bu özellikleri birbirinden ayırabiliriz. Bu özellikler tanecik boyutu, uçuculuk farkı, yoğunluk, çözünürlük gibi. Biraz önceki söylediğim gibi arkadaşlar, biz karışımları nasıl bir araya getiriyorsak aynı şekilde de ayıracağız arkadaşlar. Mesela tuzlu suyu oluştururken tuz ve su kendi özelliklerini kaybediyor mu? Hayır. Tuz özelliğini, su özelliğini kaybetmiyor. O zaman biz bu ayırma yöntemini meydana getirdiğimiz yöntem olan fiziksel bir yöntemdir. Ayırma yöntemleri de fizikseldir arkadaşlar. O zaman biz bir karışımı oluştururken fiziksel yöntemleri kullandığımız için ayırt ederken de fiziksel yöntemleri kullanacağız. Yani ayırma işlemini yaptığımızda maddeler kendi özelliklerini kaybetmeyecekler arkadaşlar. Birincisinden başlayalım. Uçuculuk farkına dayalı olarak ayırt etme yöntemi. Şimdi bu ne demek bizim için arkadaşlar? Uçuculuk kaynama noktasının düşük olması ile ilgili bir kavram. Örneğin ben bu örneği hep şöyle veriyorum. Benim dersine girdiğim arkadaşlar hatırlayacak. Bir elimi suyun içerisine, bir elimi kolonyanın içerisine batırdım. İkisini de çıkardım. İlk önce hangisi kurur dediğimde tabii ki kolonyalı olan elimin daha çabuk kuruduğunu göreceğiz. Bu şu demek, kolonyalı elin daha çabuk kuruduğuna göre kolonya daha uçucu demektir. Bu da şöyle ifade edersek, kaynama noktası ne kadar küçükse taneciklerin uçuculukları o kadar fazladır arkadaşlar.
Şimdi dolayısıyla da biz karışım oluşturan maddelerin uçucukları farklı ise, yani kaynama noktaları birbirinden farklı ise, buharlaştırma, destilasyon, diğer bir ifadeyle damıtma, ayrımsal damıtma, süblimleştirme gibi yöntemleri kullanarak yapacağız. Bunun bir tanesi bizim için arkadaşlar buharlaştırma. Bunun en güzel örneğini eğer bu senelerde yapmadıysanız bile ortaokulda ve hatta ilkokul 4. sınıfta arkadaşlar bunu yapıyorsunuz. Nasıl? Bir cezvenin içerisine tuzlu suyu koydunuz, ısıttınız ocağın üzerinde. Bir müddet sonra suyun gittiğini, tuzun kaldığını göreceksiniz. İşte biz bu işleme kaynama noktasını kullanarak, sıvıyı buharlaştırarak ayırma yöntemidir diyoruz. Yani bizim için buharlaştırma dediğimiz yöntem arkadaşlar, bir katının sıvı içerisindeki çözülmesiyle oluşan homojen karışımlarda sadece katıyı elde etmek istiyorsak buharlaştırma yöntemini kullanırız. Tekrar söylüyorum, tuzlu su karışımından biz suyu buharlaştırıyoruz, su gidiyor, suyu elde etmiyoruz arkadaşlar. Sadece katıyı elde ediyoruz. Eğer bir tepkime sonucunda buharlaştırma işleminde katı elde edilmesi gerekir arkadaşlar, tek bir ürün elde ediyoruz. Yani buradaki tuzlu sulardaki tuzun elde edilmesi bizim için buharlaştırma demektir. O zaman birinci yöntemimiz, eğer sadece katıyı elde etmek için kullanıyorsak bu yöntemin ismi bizim için buharlaştırmadır. Peki ikincisi bizim için arkadaşlar aynı mantık gibi gözükse de damıtma dediğimiz olay var arkadaşlar. Bunun şeklini çizmişler mi diyeceğim. Evet, oradan gösterelim. Şimdi bizim için şuradaki olay arkadaşlar. Damıtma dediğimiz olay da şu şablon arkadaşlar bizim için önemli buradaki kavram. Peki bunu ne yapıyoruz? Bizim bir karışımımız var. Tuzlu su mesela arkadaşlar burada bizim için. Tuzlu suyu ısıtıyorum. Su buharlaşıyor. Suyun geçebileceği tek bir nokta var. Şuradaki boru vasıtasıyla arkadaşlar. Buradaki boru vasıtasıyla şöyle alırsam. Bir saniye. Şöyle alayım daha kolay göreceksiniz. Şöyle alayım. Şimdi bizim için arkadaşlar buradaki olay şu. Tuzlu suyumuz var. Tuzlu suyu ısıtıyoruz. Suyun buharlaştığını biliyorum. Yani bizim için su burada buharlaşacak. Buharlaşan suyun geçebileceği tek alan şu boru var arkadaşlar. Yani şu boru arasından geçecek. Boru soğuk bir ortamla karşılaştığında yağmur ve karın oluşumu gibi düşünün arkadaşlar. Sıcak olan buhar, hani bunu ilkokulda da şöyle yapıyorduk deney. Su kaynıyor mesela. Tencere kapağını tuttuğumuz zaman buhar tencere kapağına değdiğinde damlacıklar halinde su oluşmuyor mu? Buradaki olay da tamamen bu arkadaşlar. Yani su buharlaştığında borudan geçerken soğuk bir ortamla karşılaşır, yoğunlaşır ve yoğunlaşma sonucunda biz burada suyu elde etmiş oluruz. Peki buradan su bittikten sonra en son ne kalacak arkadaşlar burada da? Bizim için tuz kalacak. O zaman burada da ne yaptık arkadaşlar biz? Hem suyu hem de tuzu ayrı ayrı elde ettik. O zaman destilasyon yöntemi yani damıtma yöntemiyle buharlaştırma yöntemi arasındaki fark, buharlaştırmada sadece katıyı elde ediyorum. Destilasyonda hem katıyı en son bizim hem de suyu ayrı ayrı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Burada elde ettiğimiz su da aynı zamanda saf sudur arkadaşlar. Biz buna damıtık su diyoruz arkadaşlar. Mesela bu suları örneğin ütülerde ütü suyu olarak çok rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar. Çünkü kireç kesinlikle oluşturmaz. O zaman şuradaki ifadeyi kullanırsak arkadaşlar tekrar. Damıtma dediğimiz olay sıvı içerisinde iki katının çözülmesiyle oluşan çözeltileri bileşenlerine ayırıp hem sıvı hem de katıyı ayrı ayrı elde etmek için kullandığımız yönteme biz destilasyon yöntemi diyoruz. Bu yöntemde su buharlaştırılır. Dediğimiz gibi soğuk olan bölmede tekrar karşılaştırıp yoğunlaştırılır. Toplama kabında sıvı
bizim için de destilasyon kabında da orada da bizim için katı kalacak. Elde ettiğimiz sıvıya da bunu bazen sorularda da kullanıyorlar arkadaşlar. Elde edilen sıvıya da destilat diyoruz. Yani elde edilen sıvı şeklinde kullanıyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için damıtma dediğimiz yöntem. Şunu şöyle tekrar göstereyim. Dediğim gibi buharlaşma ve damıtma arasındaki temel fark aslında aynı şeyi yapıyoruz. Sıvıyı buharlaştırıyoruz. Buharlaştırmada su gidiyor buhar halinde. Katı kalıyor. Tek bir katı elde ediyoruz. Damıtma işleminde de tuzlu suyu ısıttığımız zaman suyu soğuk bir ortamla karşılaştırıp yoğunlaştırıp saf su olarak elde ediyorum. Aynı zamanda en son tuz kaldığı için hem katıyı hem de sıvıyı birbirinden ayırt etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi yine kullandığımız başka bir yöntem. Şöyle alırsam. Ayrımsal damıtma dediğimiz yöntem arkadaşlar. Ayrımsal damıtmada da şöyle alayım. Sıvı sıvı karışımlarını kaynama noktası farkından yararlanarak ayırma yöntemini ayrımsal damıtma yöntemi diyoruz. Burada da örnek olarak yine aynı şablon burada var. Şöyle alayım bir. Kolonya örneğini aldığımızda arkadaşlar. Şöyle alayım. Kolonya örneğinde aldığımız gibi. Alkol ve su var içerisinde biliyorsunuz. Etil alkol ve su. Etil alkol 78, su 100 santigrat derecede kaynar. Biz alkol su karışımını karıştırdığımızda bir çözelti oluştururuz. Kolonya örneğinde olduğu gibi biraz önce söyledik. Isıttık. Isıtırsak kolonyanın içerisinde bulunan etil alkol kaynama noktası düşük olduğu için, uçuculuğu daha fazla olduğu için daha hızlı bir şekilde buharlaşır. Ve buharlaşan alkol yine biraz önceki yaptığımız gibi geçebileceği tek alan burası. Soğutucu bölmeyle karşılaşır. Soğutucu bölme sonunda da destilat olarak buraya alkol geçişi gerçekleşir. Şimdi daha önce de şunu öğrenmiştik hatırlıyorsanız. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. O zaman diyoruz ki evet buradan alkol çok hızlı bir şekilde geçecek. Neyse oradaki bizim için çok hızlı bir şekilde geçecek. Ama alkolün yanında az miktarda su gelecek arkadaşlar. O zaman diyoruz ki buradaki elde edilen alkol saf değildir. O zaman eğer biz sıvı sıvı karışımlarını kaynama noktası farkıyla ayırt ettiğimizde kaynama noktası düşük olandan daha fazla ve daha hızlı bir geçiş olacak. Ama kaynama noktası yüksek olan sıvıdan da az miktarda geleceği için elde ettiğimiz destilat yani elde ettiğimiz balonjoje içerisindeki topladığımız madde saf halde alkol olmayacak arkadaşlar. O zaman biz burada kaynama noktası farkını kullanarak ayırt ettiğimiz yöntemi de ayrımsal damıtma olarak söylüyoruz. Onu da şöyle almış olalım. Cümlesini okuyalım. Sıvı sıvı karışımların kaynama noktası farkından yararlanarak ayırma yöntemine ayrımsal damıtma yöntemi diyoruz. Kaynama noktası küçük olan sıvı toplama kabında daha çabuk toplanır. Sıvı sıvı karışımları kaynama noktası birbirine çok yakınsa ayrımsal damıtma düzeninde damıtma kolonu kullanılır. Bu daha uzun sürede gerçekleşmesi ve daha saf elde etmeye çalışmak için. Alkol su karışımını veya ham petrolü bileşenini ayırmak için kullandığımız yöntem ayrımsal damıtma yöntemidir. Petrol rafinerilerinde de kullandığımız yöntem arkadaşlar şu. Ham petrol bizim için arkadaşlar. Şöyle alırsanız. Biz buradan ham petrolü gönderdiğimiz zaman şu şekilde aldığımızda. Ham petrol ısıtılıyor yaklaşık 600 derecelik bir sıcaklık sınırında. Dikkat ederseniz. Biz 20 derece civarında LPG'yi sonra çözücü olarak eteri, benzin, jet yakıtı, motorin, gres, zift ve en son petrolün katısı arkadaşlar içerisindeki kalıyor. Mesela zift, asfalt olarak tanımladığımız yapıyı görmüşsünüzdür mutlaka yola asfalt dökülürken. Biz onları çakılla karıştırıp
Çok küçüklerle asfalt yol dediğimiz ama daha büyük çakıllarla da birbirine yapışmasını kullanmak için arkadaşlar zift dediğimiz kavramı kullanıyoruz. İçerisindeki en ağır kullandığımız petrol koku dediğimizde en son kalın içerisindeki katı kütlesidir arkadaşlar. Dolayısıyla da rafinerilerde biz petrolü ısıttığımızda belli sıcaklık değerlerine bağlı olarak düşük sıcaklıkta gazı, LPG'yi bu araçlarda kullandığımız, tüplerde kullandığımız gazı arkadaşlar. Daha sonra eter, sırasıyla benzin, jet yakıtı, motorun şeklinde bunları elde ediyoruz. Ve bunların hepsinin elde edilmesi kaynama noktalarının sıcaklıkları farkını kullanarak ayırt etme yöntemidir. O zaman bizim homojen karışımlarda buharlaştırma sadece katıyı elde etmek için. Basit damıtma, destilasyon dediğimiz bir katı ve bir sıvıyı elde etmek için. Ayrımsal damıtma dediğimiz arkadaşlar, farklı sıvıların kaynama noktalarını kullanarak, diğer bir ifadeyle uçuculuklarını kullanarak ayırt etme işlemidir arkadaşlar. Bunlar da bizim için homojen olarak kullandığımız ayırma yöntemleri. Şimdi bir diğeri de bizim için süblimleşme. Bunu aslında günlük hayatta da çok rahatlıkla kullanıyoruz. Nerede? Mesela lavabolarda arkadaşlar naftalin koyuyoruz. Özellikle umumu açık yerlerde, daha yoğun olarak kullanıldığı yerlerde. Evlerimizde de naftalin yerine bu duvarlara astığımız koku gidericiler var. Bunların tamamı süblimleşerek arkadaşlar ortama o kokuyu bastıran ifadeler. Kokuyu gidermiyor. Bunun tabii ki temizlik anlamında söylüyorum. Kokuyu gidermek diye bir durumu söz konusu değil. Kokuyu baskılıyor sadece. Buradaki tabii ki koku gidermenin en güzel yöntemi temizliktir. Yani ne kadar temiz tutarsanız zaten o mekan kokmayacaktır. Örneğin şöyle düşünün. Umumu açık bir yerde tuvalete gittiğinizde oranın çok daha pis koktuğunu ama işte evimizde de tuvalet var. O şekilde kokmadığını biliyoruz. Çünkü evimiz düzenli şekilde temizleniyor arkadaşlar. Diğer taraf aynı şekilde temizleniyor. Şimdi bu işte o lavabolarda kullandığımız küçük toplar, biz onlara naftalin veya koku giderici olarak kullandığımız maddelerden bahsediyoruz. Bunlar bir karışım içerisinde bulunursa arkadaşlar, bir müddet bekletildiğinde buharlaşacak bunlar. Katı halden doğrudan gaz haline, buhar haline geçecekler. Dolayısıyla o gaz haline geçmesine bir süblimleşme diyoruz. Örneğin, katı haldeki bazı maddeler ısıtıldıklarında sıvılaşmadan doğrudan gaza geçerler. Dediğimiz gibi naftalin ve koku gidericiler olmak üzere. Bu olaya süblimleşme denir. Tuz ve iyot karışımı ısıtıldığında iyot doğrudan katı halden gaz haline geçer ve tuzdan ayrılmış olur. Kum naftalin karışımı süblimleşme yöntemiyle bileşenlerine ayrılır. Şimdi kum ve naftalin karışımı bir müddet beklettiğiniz zaman naftalin zaten kendiliğinden gidecek. Hani lavabolara koyduğumuzda naftalinlerin zamanla uçması gibi. Mesela bazı arkadaşlar şöyle düşünebilirler. İşte hani elimizi yıkıyoruz, suyla temas ediyor. Suyla temas ettiği için işte oradakiler uzaklaşıyor veya suyla çözünüyor gibi. Naftalin suda çözünmez arkadaşlar. Naftalin apolar yapılı bir bileşiğimizdir. Eğer 12. sınıfta bu konuları işlediğinizde 12. sınıfta bunlar ayrıntılı olarak göreceğiz. Naftalin apolar bir bileşiktir. Hatırlayın geçen derslerde söylemiştik. Polar poların içerisinde, apolar apoların içerisinde iyi çözünmeleri beklenir. Naftalin apolar olduğu için arkadaşlar su içerisinde iyi çözünmezler. Dolayısıyla da orada gerçekleşen çözünme değil, orada gerçekleşen süblimleşerek ayrılma işlemidir arkadaşlar. Biz buna o zaman ister homojen ister heterojen bir yapıda olsun kum naftalin karışımını süblimleşmeyle yani uçuculukla çok rahatlıkla ayırt edebiliriz arkadaşlar. O zaman bizim için uçuculuk yani kaynama noktasını veya uzaklaşma sıcaklığı da diyebiliriz. Naftalin için söylüyorum bunu özellikle. O zaman biz buharlaştırma, destilasyon, ayrımsal damıtma, süblimleştirme şeklinde yöntemleri kullanarak çok rahatlıkla bunları ayırt edebiliriz arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz söylediğimiz bunların herhangi birinde madde kendi özelliğini kaybetmedi arkadaşlar. Yani biraz önce yaptık mesela alkol su karışımını ayırdık alkol ve su kendi özelliklerini kaybetmedi. Veya tuzlu suyu ayırdık tuz ve su kendi özelliklerini kaybetmedi.
O zaman karışımlar fiziksel yollarla bir araya geldiği için fiziksel yollarla da ayrılırlar arkadaşlar. O zaman buradan şu sonucu da çıkarır mıyız? Hal, değişim, sıcaklıkları. Fiziksel özelliktir arkadaşlar. Hal, değişim, sıcaklıkları fiziksel özelliklerdir. Bu söylediğimiz 4 tane yöntem tamamen kaynama noktası veya uçuculuklarını kullanarak ayırt etme yöntemlerimizdir. 4 tanemiz bu. İkincisi, mesela dedik ki biraz önce heterojen karışımlarda süzme dedik mesela. Heterojen karışımlarda süspansiyon, emisyon, aerosol, adi ve kolloid karışımlar diye söylemiştik birkaç tane örnek. O zaman biz bu adi karışımları veya işte süspansiyonu nasıl ayırt edeceğiz? Mesela burada kullandığımız bir tanesi bizim için süzme yöntemi. Peki süzme nedir? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Makarna yapacaksınız. Örneğin. Burada örnek olarak verdiği için, katı sıvıdan başladığı için onu alıyorum. Makarna yapacağız. Makarnayı su içerisinde haşlıyoruz. Peki sonra suyunu nasıl süzüyoruz? Uygun bir süzgece koyarak boşaltıyoruz. Sıvı aşağıya geçiyor, katı yukarıda kalıyor. Aşağıya geçen o sıvıya süzüntü diyoruz arkadaşlar. O zaman biz bir katı ile bir sıvının oluşturduğu heterojen karışımı uygun bir süzgeç kullanarak ayırt etme işlemine bir süzme yöntemi diyoruz. Cümlemiz şöyle, kitaptaki cümlemizi de okumuş olalım. Birbiri içerisinde çözünmeyen katı ve sıvı karışımlarının bileşenlerine ayrılması süzme yöntemiyle gerçekleşir. Örneğin talaş tozu su karışımı süzgeç kağıdından geçirildiğinde, makarna su karışımı süzgeçten geçirildiğinde süzme yöntemiyle ayırt edilmiş olur. Peki süzme yöntemi sadece katı sıvı için mi olur? Katı gaz yöntemi de arkadaşlar, burada çoğu zaman bunları unuturuz. Bunun en güzel örneği şu. Mesela fabrikalar çalışırken bacalarda filtre takılıdır arkadaşlar. Takılmak zorundadır. Filtre takılması ne demek arkadaşlar? Oradan çıkan reaksiyonlar sonucunda meydana gelen bir gazımız var. Gaz atık borudan dışarıya atılırken filtrelerden geçirilerek gaz çıkarılır ama içerisinde kalan katı partiküller tutulur arkadaşlar. Bunun bir güzel örneği de eğer temizlik yapıyorsanız arkadaşlar elektrik süpürgesi. Şimdi elektrik süpürgesi de bunun bir benzeridir. Nasıl? Elektrik süpürgesi arkadaşlar 3-5-10 tane filtre vardır kalitesine göre kullandıkları. Siz boruyla vakumlama sistemine havayı çekiyorsunuz. Bulunduğu yerden toz, kir, pis ne varsa parçalar havayla beraber boruyla alıyorsunuz. Motorun olduğu yere geldiği zaman filtrelerden geçilerek en son arka tarafından havayı tekrar dışarıya veriyorsunuz. İşte tozlu havanın, kirli havanın alınmasıyla veya halın üzerindeki pisliklerin havayla alınmasıyla süzgeçlerde tutarak arkadaşlar onun temizlenip havayı dışarıya vermeyi sağlıyoruz. İşte bu da bir süzme yöntemidir arkadaşlar. O zaman biz katı gaz karışımlarında ayırmak için de kullanabiliriz. Havadaki toz, dumanı, hava filtreleri yardımıyla süzerek ayırt edebiliriz. Dediğim gibi bunu günlük hayatta evimizde de elektrik süpürgelerinde çok rahatlıkla görebiliriz. Buna da biz süzme yöntemi diyoruz. Bir diğer yöntemimiz de arkadaşlar diyaliz. Belki aramızda veya akrabalarında, tanıdıklarında, bildiklerinde diyaliz hastası vardır. Böbrek rahatsızlığı yaşayan hastalarımız olabilir arkadaşlar. Bunlar tabii ki ilk önce insanlar herkes sağlığına dikkat etmesi gerektiğini bilmemiz lazım. Ben diyalizi anlatırken her zaman bunu söylüyorum. Yaklaşık günlük 2-2,5 litrelik su içmeniz gerektiğini, 2 litre civarında su içmeniz gerektiğini herkes biliyor arkadaşlar. Bunu uygulamamız lazım. Tabii ki burada meydana gelen dikkat ederseniz makineyi canlı gördünüz mü bilmiyorum ama makine koskocaman bir makine. Saatlerce insanlar buraya bağlı kalıyorlar. Bizim yumruk kadar bir böbreğimizin işlevini tam olarak yapamıyor arkadaşlar. Yani yumruk kadar olan bir et parçasının yaptığı işlevi koskoca makineyle biz yapamıyoruz. Belli aralıklarla oraya girmemiz lazım. Ama vücudumuzda yumruk kadar dediğim bir tane bizim için et parçası, organımız arkadaşlar.
bu işlemi süzme işlemini çok rahatlıkla yapabiliyor. O yüzden önce diyalizi anlatırken dediğim gibi her zaman söylüyorum. Lütfen günlük ortalama 2 litre kadar su içmemiz gerekir. Şimdi diyaliz dediğimizde bir süzme yöntemi arkadaşlar. Buna da kolloid dediğimiz, yani gözle görülemeyecek derecede küçük taneciklerin yer aldığı karışımlar bizim için kolloid karışımlardı. Hatırlarsanız kan, süt örneğini söylemiştik. Diyoruz ki diyaliz bizim için arkadaşlar kolloid karışımların gözenekli zarlardan geçebilmesi için kurala dayanan bir arıtma yöntemidir. Diyalizli ayırma yönteminde tanecik boyutu farklı kullanılır. Yani biz kan içerisindeki büyük tanecikli, zardan büyük olan taneciklerin tutulması işlemidir diyoruz. Böbrek yetmezliği olan hastalarımız diyaliz makinesi ile kanları belirli aralıklarla temizlenir. Diyaliz işlemi de bizim için bir süzme yöntemidir arkadaşlar. Bu da çok çok küçük tanecikleri kullandığımız bir yöntem. Şimdi bir diğeri bizim için arkadaşlar eleme yöntemi. Biz bunu hep şöyle un elemek, kum elemek dediğimizde uygun tanecik boyutuna, istediğimiz boyutuna göre arkadaşlar. Mesela burada önceden inşaatların önünde bunlar çok yapılırdı. Tek tek ayırma işlemini. Şimdi kumun çıkarıldığı yerde bunlar yapılıyor. Tanecik büyüklüğüne bağlı olarak kumu nerede kullanacaksak. Büyüklüğüne göre taneciklerin uygun eleklerden geçirerek arkadaşlar ayırma yöntemidir. Mesela un elemek dediğimizde de eğer unun içerisinde küçük başka partiküller, başka tanecikler varsa onları ayırmak için kullanılır. Tabii yine günlük hayattan bir bilgi. Eğer özellikle bayan öğrencilerimiz kek yapacaksa, poğaça yapacaksa, unu eleyerek koyarlarsa hamurun daha iyi kabardığını da çok rahatlıkla görecekler arkadaşlar. Bu da günlük hayatta kullanacağınız bir durum. Çoğunuz biliyorsunuzdur inşallah. Şimdi burada da bizim için arkadaşlar katı katı heterojen karışımları bileşenlerini ayırmak istiyoruz. Burada kum elemek, un elemek dediğimiz gibi arkadaşlar bunlar bizim için kullanacağımız yöntemler. İnşaatlardaki kum içerisindeki çakıl ve taşları ayırmak için pirinçler yine aynı şekilde arkadaşlar büyüklüklerine göre ayrılması için kullandığımız yöntemi de biz eleme yöntemidir diyoruz. Yine bunlar özellikle sorularda bazen kullanıyorlar. Hangisi ayırma yöntemlerinden şu özelliğe aittir? Tanecik boyutu farkını kullanarak ayırt etme yöntemi bizim için de bir eleme yöntemidir arkadaşlar. Meydana getirilen kum bizim için toplanan farklı tanecik büyüklüğüne göre ayrılması işlemi eleme yöntemiyle yapılır arkadaşlar. Bir başka yöntemimiz arkadaşlar bizim için. Yoğunluk farkına dayalı olarak ayırma yöntemleri. Şimdi burada da yapacağımız şey, hatta şunu da bir söyleyeyim. Daha sonra gelecek mi? Neyse. Gelmezse eğer sonra ilave ederim onu. Ferromanyetik özellik gösteren heterojen karışımdan ayrılması ile ilgili. Yoğunluk farkına dayalı ayırma yöntemlerimiz var arkadaşlar. Bu da birkaç tane, biraz sonra geleceğiz. Diğer derste orada devam edeceğiz ama buradaki olay şu arkadaşlar. Tanecikler katı katı olabilir. Buradakiler. Su içerisine atıldığında birinin yoğunluğu çok büyüktür. Biri aşağıya dibe çöker. Birinin yoğunluğu küçüktür, yukarıda kalır. O zaman iki tanecik birbirinden ayırt edilmiş olur. Veya köyde bulunmuş olan arkadaşları olursa arkadaşlar, buğday örneğini vermiş. Buğday saman karışımı, sap karışımı, büyük parçacıklar da olabilir. Rüzgarlı bir havada anneannem bir yapardı bunu. Rüzgarlı bir havada hafif hafif aşağı doğru bıraktığında ağır olan buğday taneciklerin yakın bir yere, hafif olan diğer parçacıkların rüzgarın etkisiyle daha uzak bir yere taşınmasıyla bu ayırma yöntemi gerçekleştirilirdi. İşte taneciklerin burada bir kısmının daha ağır olup yakın bir yerde, diğerlerinin hafif olup daha uzak bir yere taşınması arkadaşlar bizim için yoğunluk farkıyla ayırt etme yöntemi olarak alınır. O zaman diyoruz ki yoğunluk farkıyla ayırt etme yönteminde maddenin yoğunluk ayırt edici bir özelliğidir biliyorsunuz. Her maddenin yoğunluğu birbirinden farklıdır. Ve biz burada yoğunluk farkını kullanarak karışımları, bileşenlerini ayıracağız.
Katı maddelerin oluşturduğu karışımlar yoğunluk farkından ayrılabilir. Tabii ki bunlar, yine söylüyoruz, heterojen karışımlar arkadaşlar. Heterojen katı karışımlarının oluşturduğu yapı. Mesela metallerin oluşturduğu arkadaşlar alaşımlar. Evet, katıdır. Bir sürü katı madde eritilerek bir araya getirilerek oluşturulmuştur ama orada kesinlikle bunu yapamayız. Tuzlu su yoğunluk farkını kullanamayız. Homojen karışımlardır. Dolayısıyla bizim yoğunluk farkını kullanabilmemiz için heterojen karışımları almamız gerekir arkadaşlar. Heterojen karışımlarda bizim için yoğunluk farkı kullanılarak ayırt edilir. Arkadaşlar bir 10 dakika ara vereceğiz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şuradan alalım. Ayrım unisiyle ayırma dediğimizde arkadaşlar, bu daha önceden hatırlıyorsanız zeytinyağı su, petrol su örneğini söylemiştik. Bunlar da bizim için emisyon örneklerimizdi. Burada da temel mantığımız şu, öz kütlesi birbirinden farklı olan sıvılar ayırma unisine konulduğunda, ki onu biraz sonra göstereceğim diğer sayfada aldığımızda, burada da diyorum ki birbiri içerisinde çözülmeyen farklı yoğunluktaki sıvıların ayrılması için kullandığımız yöntem ayırma unisidir. Zeytinyağı su örneği, benzin su örneği, karbon tetraklorür su karışımı arkadaşlar. Buna en güzel örnektir. Yemek yaptığınızda yağın üst tarafta toplanması, yoğunluğun farklı olması ile ilgili arkadaşlar. Şimdi bizim için ayırma unisi dediğimiz yapı şu arkadaşlar. Bizim için zeytinyağı su örneğini bu karışımın içerisine koyduğumuzda zeytinyağı yukarıda, su aşağıda kalır yoğunluğuyla beraber. Biz musluğu açtığımızda damla damla buradan arkadaşlar suyu almış oluruz. Ve su en son şu iki tanesi bizim için arkadaşlar. Faz 1, faz 2. Yani bu iki fazlı sistem demektir. Faz görünüm anlamında kullanırız arkadaşlar. Eğer biz dışarıdan baktığımızda zeytinyağı ve suyu ayrı ayrı görüyor muyuz? Üçüncü bir sıvı da olabilirdi. Burada iki tane maddemiz olduğu için iki fazlı bir sistem diyoruz. Yoğunluğu suyun büyük olduğu için aşağıda damla damla alırız. Faz ayrımı arkadaşlar, yani şu noktadan bahsediyorum. Eğer musluğun olduğu noktaya kadar getirirsek ve musluğu kapattığımız zaman zeytinyağı yukarıda, su aşağıda kalacak şekilde birbirinden ayrılır. Bu da yoğunluğu birbirinden farklı olan sıvıların ayırt edilme yöntemidir arkadaşlar. Buna da biz ayırma unisidir diyoruz. Tekrar görün diye söylüyorum. Bu da heterojen sıvı sıvı karışımlarını öz kütle farkıyla ayırt etmektir arkadaşlar. Şimdi bir diğeri bizim için dinlendirme yöntemi arkadaşlar. Bunu özellikle su arıtma işleminden önce bazı taneciklerin, katı taneciklerin çökmesi için kullandığımız bir yapı arkadaşlar. Buna birebir örnek değil ama şöyle söyleyeyim. Ayranı yaptınız mesela. Bekletiyorsunuz. Zamanla ne yapıyor? Yoğurt dibe çöküyor arkadaşlar. Yukarıda su kısmı kalıyor. Mesela hazır ayran bile aldığınızda iyice çalkalayınız denmesinin sebebi arkadaşlar tamamen bu. Yani birbiri içerisinde karışmasını sağlamak. Bekletildiğinde de dibe doğru ağır olan taneciklerin çökmesidir. Şimdi burada da örnek olarak cümlemizi alalım arkadaşlar. Dinlendirme yönteminde katı sıvı heterojen karışımları süzerek bazen ayırmak mümkün olmayabilir. Örneğin su havuzlarında bekletilen çamurlu suyun içerisindeki çamurun zamanla dibe çökmesi. Buna biz dinlendirme yöntemiyle ayırma yöntemi diyoruz. Koloid karışımlara bu yöntem uygulanamaz. Ona biraz sonra geleceğiz. Santifriz yöntemi kullanıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da dinlendirme yönteminde bizim için çamurlu su dediğimiz işte suların arıtılmadan önce bekletilmesi gibi arkadaşlar. Veya diyelim ki işte bir yürüyüşe çıktınız. Dağ bayır geziyorsunuz. Susuz kaldınız diyelim. Çamurlu bir su var. Bir yerde beklettiğiniz zaman çamur dibe çöker. Üzerindeki suyu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Katı katı karışımlarını ayırmak için de kullanılabilir bizim için. Örneğin tozlu pirincimiz var. Bunu suya atıp bekletildiğinde arkadaşlar pirinç su ile zamanla dibe çökecek. Toz su ile beraber yukarıya çıkacak hafif olduğu için arkadaşlar.
Dolayısıyla dinlendirme yönteminde de bizim için pirinç bu şekilde tozundan arıtılmış olur arkadaşlar. Yani temizlenmiş olur. Dolayısıyla da dinlendirme dediğimiz yöntem özellikle arıtma işlemlerinden önce sıvıların, daha doğrusu karışımların bekletildiğinde ağır olan taneciklerin dibe çökmesi bizim için dinlendirme yöntemi olarak alınır arkadaşlar. Bir de bu işlem aslında arkadaşlar arıtma işlemlerinde bizim işlemi kısaltmamızı da sağlar. Eğer biz düşünün milyonlarca ton su kullanıyoruz. Bunların hepsini biz dinlendirme yapmadan süzmeye geçersek bizim filtrelerimizi çok sık aralıklarla değiştirmemiz gerekir. Bu da hem zaman kaybı hem maddi bir kayıptır. Ama bekletildiğinde arkadaşlar özellikle mesela barajlarda biz su arıtma işlemlerini barajlardaki suyu alarak yapıyoruz. Neden? Çünkü barajlarda bir müddet bekleyen su dibe katı partikülleri çöküyor ve bizim için arkadaşlar daha berrak, daha temiz su haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla buna da biz dinlendirme yöntemi diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir diğeri bizim için de aktarma, diğer bir ifadeyle dekantasyon yöntemi arkadaşlar. Burada da ben bunu çok kabaca şöyle söylemek istiyorum. Mesela bir pet şişeniz var. İçerisinde kezzap var, nitrik asit var arkadaşlar. Ve bir tane de altın parçacığı var. Başka hiçbir alet edevatınız yok. Ne yaparsınız dediğimde? Çok basit bir örnekle arkadaşlar. O bizim için içerisinde altın bulunan pet şişeyi hafifçe eğdiğinizde su akıp tamamen, su diyorum pardon, nitrik asit akıp tamamen ortamdan gider. En sonunda da altın kalır arkadaşlar. Dolayısıyla suyun altını birbirinden ayırt etmiş olursunuz. O zaman burada yaptığımız işlem sıvının akışkanlık özelliğini kullanarak, hareket özelliğini kullanarak bir başka tarafa alınması işlemidir. Bunu da şöyle alıyoruz arkadaşlar. Aktarma dediğimiz yöntemi. Katı sıvı karışımları dinlendirmeyle sıvının dibine çöken katıyı çok fazla hareket ettirmeden üstteki sıvıyı boşaltma işlemini biz aktarma işlemidir diyoruz. Çöken maddenin iri taneli ve ağır olması gerekir. Mesela şu bizim için önemli. Zeytinyağı içerisindeki istenmeyen zeytin posaları bulunabilir. Zeytin posaları ve zeytinyağı aktarma işlemleriyle birbirinden ayırt edilir. Burada aklınıza şöyle bir şey gelebilir arkadaşlar. Mesela zeytinyağı su örneği. Tamam, zeytinyağı yukarıda, su aşağıda. Ben bunu aktarmayla ayırabilir miyim? Şöyle bir şey aklınıza gelmesin. Ben bunu aktarma yani dökmeye kalktığımda üstteki yağ gider, alttaki su kalır. Böyle bir şey kesinlikle olmaz arkadaşlar. Bunu çok rahatlıkla evde de yapabilirsiniz. Zeytinyağı su karışımını böyle tuttuğunuz zaman yağ yukarıda, su aşağıda. Siz bunu şu şekilde aldığınız zaman aslında şunun üst tarafında yağ, alt tarafında su olduğunu, yani aktarma işlemini kullandığınız zaman hem su hem de yağ aktarılmış olur arkadaşlar. Tek bir maddeyi aktaramayız. O yüzden sıvı sıvı heterojen karışımlarda dekantasyon yani aktarma işlemi arkadaşlar uygulanamaz. Aktarmayı kullanabilmemiz için mutlaka ağır katı partiküllerin yer alması gerekir arkadaşlar. Şimdi bir diğeri bizim için yüzdürme, diğer bir ifadeyle flatasyon dediğimiz olay arkadaşlar. Onu da şöyle alayım. Yüzdürme işlemi dediğimizde diyoruz ki bu işlem yoğunluğu sudan küçük olan katı taneciklerin su yüzeyine çıkartılarak uzaklaştırılmasıdır. Yüzdürme işlemi genellikle metal cevherleri için kullandığımız bir yöntem arkadaşlar. Yoğunluğu sudan küçük olan taneciklerin yüzeye çıkarılması işleminde. Soruyu okuduğunuzda metal cevherlerinden ayrılma diye başlıyorsa bilin ki %99.999 flatasyon dediğimiz olaydır arkadaşlar. Flatasyon bizim için yüzdürme işlemidir. Ve yüzdürme işlemi genelde kurşun, çinko, bakır cevherlerinin ayrıştırmasında kullanılan yöntemdir. Buradaki metal cevherleri hava kabarcıkları sayesinde bizim için yüzer arkadaşlar. Burada çok basit günlük hayattan da bir örnek verelim arkadaşlar. Örneğin kum talaş karışımımız var diyelim. Kum talaş karışımını yüzeye bizim için suyun içerisine attığımızda kum dibe çöker, talaş yüzeyde kalır. Bu olay bir yüzdürme yöntemidir. Talaş yüzdürülerek
ayırt edilebilir arkadaşlar. Bunu da şöyle gösterirsek, kabaca, şöyle alayım. Şöyle gösterirsek. Şimdi yüzdürme dediğimiz olay arkadaşlar, yani flatasyon dediğimiz olay. Burada maden cevherlerimiz var. Karıştırıcı birazcık homojen karışımı sağlamak için, yani oradaki taneciklerin hareket etmesi, metalleri almamızla ilgili. Biz buradan havayı verdiğimizde arkadaşlar bu karışımın içerisine hava kabarcıkları oluşuyor. Bu oluşan hava kabarcıkları metalleri yüzeyinde tutarak yukarıya çıkmasını sağlıyor. O yüzden zenginleştirilmiş cevher dediğimiz metal oranının fazla olduğu demek arkadaşlar. Yani bir karışım var. Diyelim ki burada sallıyorum tabii ki bunu. 10 ton karışım var. İçinde işte 1 ton diyelim ki demir var. Bu çok büyük bir oran ama 1 ton demir var. 10 ton karışımda 1 ton demir var. Ama ben köpükle bunu hava girişimiyle köpük oluşturup buradaki maden cevherlerini aldığım zaman şurada içe zenginleştirilmiş maden dediğimde atıyorum 2 ton karışımda 1 ton var. Yani %50 hale getirdim demektir. Biz burada şunu söylemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki maden cevherlerinin bulunduğu yerde bir karışımımız var. Ham cevher bulamacı diyoruz buna. Bulamaç yani karışım halinde o metaller ve başka maddelerin de olduğu kısımlardan bahsediyoruz. Buraya biz karıştırıcıyla hava girişini gönderdik. Karıştırıcı vasıtasıyla hava kabarcıkları bulamacın içerisinde oluştu. Hava kabarcıklarıyla metaller yukarıya doğru çıkıp köpük vasıtasıyla yan tarafta toplanması bizim için yüzdürme yöntemidir. Yani hava kabarcıkları kullanılarak ağır metallerin yüzeye çıkarılarak ayrılması işlemine flatasyon yöntemi diyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için yine öz kütle farkını kullanarak yaptığımız ayırt etme yöntemlerinden bir tanesi. Bir diğeri bizim için arkadaşlar. Şöyle alayım. Santrifüjleme dediğimiz yöntem arkadaşlar. Santrifüjleme dediğimizde ben bunu anlatırken hep şöyle söylemeye çalışıyorum. Evde çamaşır makinesinin sıkması anında, hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. İçeriye tıka basa doldurduğumuz çamaşırlar sıkma anında tam buraya yapışır. Yani makinenin içi boş hale gelir neredeyse. Tıka basa doldurduğunuz çamaşırlar. Şimdi peki o tambura yapışması nasıl meydana gelir? Taneciklerin dönme esnasında merkezcil kuvvetin etkisiyle dışarıya doğru atma işlemidir arkadaşlar. Normalde bunu hani fetişemiz yok olsaydı örnekle de anlatırdım ama bu şeylerde filmlerde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Tepsinin içerisinde bardaklar var. Vatandaş sallıyor ama bardaklar düşmüyor. Pet şişenin içerisinde siz de yapabilirsiniz bunu. Az miktarda su olsun. Salladığınız zaman su hep dışarıya doğru olur. Ne zaman durdunuz su aşağıya doğru akar arkadaşlar. O yüzden kolunuz ıslak. Salladığınız zaman hiçbir zaman size su gelmez. Ama bıraktığınız zaman su aşağıya doğru atmaya başlar. İşte merkezcil kuvvetin etkisiyle küçük taneciklerin bir araya getirilerek ayırması işlemine biz santrifüjleme işlemi diyoruz arkadaşlar. Bu da kolloid dediğimiz çok küçük taneciklerin ayrılması için kullandığımız yapı arkadaşlar. O yüzden santrifüjleme dediğimiz katı sıvı heterojen karışımları katı tanecikleri ayırmak için kullandığımız yöntem santrifüj yöntemidir. Buradaki taneciklerin çok küçük yapıda olması gerekir arkadaşlar. Bizim için temel mantık şu biliyorsunuz. Kimyanın temeli yaptığınız işlem ekonomik olmalıdır. Mesela kum su karışımını şunda yapmanın bir mantığı yok. Niye? Çok basit bir süzgeç kullanarak kum su karışımını ayırt edebilirsiniz. Saniyelik bir işlemle çok rahatlıkla ayırt edebiliriz. Ama buradaki yapacağımız şey ki bu dönme ifadesini mesela bu arkadaşlar 39 saniyede 14.000 defa dönmüş demektir. Yani dönme sayısını veren bir ifade arkadaşlar. Bu da dakikada dönmeyle ilgili. Bu tabii ki kullandığınız karışıma bağlı arkadaşlar. Buradaki işlemi de biz yani santrifüj yönteminde merkezcil kuvvetin etkisiyle merkez kaç kuvvetinden yararlanarak katının dibe çöktürülmesi yöntemidir. Çöken maddede daha sonraki aktarılarak yani dekantasyon işlemiyle ayırt edebiliriz. Santrifüjleme özellikle kan tahlillerinde çok
fazla derecede kullanılır arkadaşlar. O yüzden santifürüj katısı ve heterojen karışımlarda, kolloid karışımlar dediğimiz karışımlarda küçük taneciklerin merkezil kuvvetin etkisiyle bir araya getirilerek ayırt edilmesi işlemidir arkadaşlar. Burada da içerisinde bu deney tüplerini yerleştirdiğimiz yerler var arkadaşlar. Deney tüplerini karşılıklı olarak yerleştirip dönmesini sağlıyoruz. Bu dönmesiyle arkadaşlar küçük tanecikler dibe itiliyor. Dipte toplanarak, yani şöyle düşünün. Şunu bir deney tüpü olarak düşünün. Küçük taneciklerimiz var. Bunlar şu hale getiriliyor. Merkezcil kuvvetin etkisiyle. Dolayısıyla bunu aktarma, süzme, ondan sonra kullanacağımız diğer yöntemlerle de küçük tanecikleri ayırt etmiş oluruz arkadaşlar. Bu da bizim için kısaca dinlendirme dediğimiz yöntem, aktarma dediğimiz dekantasyon, yüzdürme ve santrifüjleme dediğimiz ayırt etme yöntemlerimiz arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz buraya kadar yaptıklarımız aslında günlük hayatta evde de kullandığımız çok basit yöntemler arkadaşlar. Bunları birden şöyle alırsak. Şöyle alayım. Şöyle alalım. Birincisi çözünürlük farkına dayalı olarak ayırt etme yöntemi. Şimdi çözünürlük farkına bağlı olarak ayırt etme yöntemi dediğimizde arkadaşlar bir maddeyi çözücü yardımıyla bir ortamdan başka bir ortama alma işlemine biz özütleme, ekstraksiyon yöntemi diyoruz. Tekrar söylüyorum. Bir çözücü aracılığıyla maddenin içerisindeki taneciklerin çözünme amaçlı çözünerek alındığı yönteme biz ekstraksiyon yöntemi diyoruz. Buna en güzel örnek çay demleme işlemi arkadaşlar. Çay demlediğimizde sıcak suyu çayın üzerine ilave ettiğimizde çay renk vermeye başlar. Tat vermeye başlar. İşte bu çözünürlük yöntemini kullanarak ekstraksiyon veya özütleme dediğimiz yöntemdir arkadaşlar. Buna da diyoruz ki özütleme veya ekstraksiyon bir maddeyi bir çözücü yardımıyla bir ortamdan başka bir ortama alma işlemidir. Örneğin şeker pancarı arkadaşlar bunlar. Şeker pancarından şeker eldesi. Çay demleme işlemi. Söğüt ağacından aspirin eldesi arkadaşlar. Bizim için kullandığımız yöntemler. Mesela özütleme yöntemi için arkadaşlar. Sıvı sıvı, katı sıvı, katı katı karışımlar ayırmak için kullanabiliriz. Burada önemli değil. Örneğin tuzlu peynirin yıkanması. Ne yapıyoruz orada biz arkadaşlar tuzlu peyniri yıkadığımızda? Su, peynirde bulunan tuzu çözerek ortamdan uzaklaşıyor. Yani tuzu peynirin içerisinden suyun içerisine alıyorum. Yani bir maddeyi çözünürlük yardımıyla bir ortamdan başka bir ortama alma işlemi bizim için ekstraksiyon veya özütleme işlemidir. O yüzden tuzlu peynirin yıkanması, çayın demlenmesi, kahvenin pişirilmesi, şeker pancarından veya şeker kamışından şeker eldesi, kozmetik ilaç ham maddelerin bitkilerden eldesi gibi yapılan olaylar özütlemeye örnek olarak verir arkadaşlar. Hatta parfüm kullanıp bununla ilgili araştırma yapanlar veya parfüme çok dikkat edin arkadaşlar. Mesela odunsu parfümler denir. Bu bitki köklerinin, bitkiler kullanılarak arkadaşlar elde edilen özütlerin bizim için tamamen parfüme dönüştürülmesiyle ilgilidir. Dediğim gibi burada anlamış ama söğüt ağacından aspirin eldesi arkadaşlar bizim için özütlemeyi kullandığımız bir başka yöntemdir. Zaten şunu söylemiş, hani bunu bilmeniz bizim için önemli. Şunu söyledik arkadaşlar. Kahvenin pişirilmesi, şeker pancarından veya şeker kamışından şeker eldesi. Kozmetik ürünler, parfüm gibi ve ilaç ham maddeleri arkadaşlar bitkilerden elde edilen ekstraksiyonlarla yapılan işlemler özütleme olarak arkadaşlar tanımlanır. Özütleme dediğimizde çözünürlük farkıyla ayırt etme yöntemi arkadaşlar. Şimdi kristallenme dediğimiz olay arkadaşlar. Katı sıvı tanımlamasını söyleyelim. Bu aslında çok basit, günlük hayatta da yaşıyoruz bunları.
Katı sıvı homojen karışımlara karışımın soğutulması sonucunda katının çözünürlüğü azalır ve katı dibinde kristallenir. Karışım süzülerek bileşenlerine ayrılır. Bu ondan sonraki yapacağımız işlemdir. Reçelin şekerlenmesi kristallenme örnek olarak verir. Şimdi günlük hayatta bunu özellikle evlerinde çok fazla tatlı tüketenler veya tatlı alanlar, tatlı yapanlar bir müddet tatlı beklediğinde, özellikle marketlerden tatlı alındığında arkadaşlar, marketlerde tatlı çok bekler. Çünkü pastanedeki gibi aktif satılmaz arkadaşlar. Ve şeyden aldığımız, marketlerden aldığımız tatlının daha kıvamlı olduğu, o kristallenmedir arkadaşlar. Siz evde de birkaç gün daha, bir gün daha, iki gün daha beklettiğiniz zaman dibinde şekerlendi diyoruz biz halk tabiriyle. İşte o kristallenmedir arkadaşlar. Dolayısıyla da katı sıvı karışımlarının soğutulmasıyla katının çözünürlüğü azalır ve dibe çökmeye başlar. İşte bu kristallendirme olayıdır. O yüzden dikkat ederseniz arkadaşlar marketlerde bal, reçel, tatlı hiçbir şekilde dolapta soğutucu yerde bulunmaz arkadaşlar. Yani buzdolaplarında bu 3 ürüne dikkat edin arkadaşlar. 3 ürün bulunmaz. Çünkü bunlar soğukla beraber kristalleneceği için satışında sıkıntı olur. Dolayısıyla da biz katı sıvı homojen karışımları soğutma işlemi sonucunda katının elde edilmesi işlemine de kristallendirme diyoruz. Şimdi bunu şöyle alırsak arkadaşlar. Bir ifademizde ayrımsal kristallendirme. Bunda da şöyle söylüyoruz. Kristallendirmeden tek farkı birden fazla katının çözülmüş olması. Mesela biraz önce dedik ya işte reçelin şekerlenmesi, tatlının şekerlenmesi. İçerisinde şeker ve su var sadece arkadaşlar. Çözelti dediğimiz. Ama burada birden fazla katının yer aldığı. Örneğin tuz şeker karışımı suya atılarak karıştırılır. Her ikisi de çözülür arkadaşlar. Mesela şöyle sorular çok geliyor. İşte suyun içerisine tuz attım, karıştırdım. Doygun hale getirdim. Şeker atarsam çözer mi? Evet çözer arkadaşlar. Çünkü su tuza doygundu. Şekere doygun değildi arkadaşlar. Şekeri de çözer. Peki tuz ve şekeri attık, karıştırdık, çözdük. Çözelti oluşturduk. Hem tuz, hem şeker, hem de suyun olduğu. Peki biz bunu... Tabii ki egzotermik ve endotermik çözünme olmasına göre değişir ama biz ikisinin de yorumunu söyleyeceğiz. Bunu karıştırdık. Dedik ki karışım ya ısıtılır ya da soğutulur. Veya önce soğutulur sonra ısıtılır. Bu taneciklerin özelliğine bağlı. Çözünürlüğü düşük olan katı önce çöker, karışım süzülür, sonra diğer ayrılır. Biz buna iki katının sıvı içerisindeki çözünme sonucunda oluşturulan karışımın ısıtıp soğutma ile birbirinden ayrılması işlemine ayrımsal kristallendirme diyoruz. O zaman kristallendirmeler arasındaki tek fark ne arkadaşlar bizim için? Kristallendirmede bir tane katı, ayrımsal kristallendirmede çözünen iki tane katı var arkadaşlar. Ayırt edeceğimiz yöntem bizim için bu. Mesela şurada. Demir tozu, kum, tuz ve zeytinyağından oluşan bir karışımımız var. Bileşenlerini ayırmak istiyoruz. Kaç tanesi kullanılabilir? Şimdi demir tozunu mıknatıslama yöntemiyle kullanırız arkadaşlar. O zaman ilk önce biz demir tozunu mıknatıslamayla ayırırız. Kum, tuz, zeytinyağımız var arkadaşlar. Şimdi biz kum, tuz ve zeytinyağı. Bunları başka nasıl ayırt edebiliriz? Şöyle söyleyelim. Zeytinyağında diğer bileşenler kullanılır mı? Yani kum, tuz ve zeytinyağı oluşan bir karışım. Su içerisine atsam ne olur? Tuz çözünür. Kum dibe çeker. Zeytinyağı yukarıda kalır mı? Yani tuzlu su ve zeytinyağı sıvı halde, kum katı halde. O zaman suda çözersem ve daha sonra süzersem kumu da ayırt etmiş olur. Doğru mu? Sonra tuzlu su ve zeytinyağım var. Tuzlu su bizim için yoğun olduğu için aşağıda toplanır. Ayrım unisini düşünün arkadaşlar. Şöyle çizmiştik. Şöyle düşünün.
Şurada tuzlu suyumuz var. Şurada da zeytinyağımız var. Şimdi tuzlu su bizim için burada toplanır mı? Tuzlu suyu topladık. Yani ayırma unisini kullandığımda da tuzlu suyu aldım. En son ne kaldı? Zeytinyağı. Zeytinyağını ayırdık mı? Tuzlu suyumuz var arkadaşlar. Tuzlu suda neyi kullanabiliriz burada? Tamamen ayırmak istiyoruz dikkat ederseniz. O zaman biz burada ayrımsal damıtmayı da kullanırız arkadaşlar. Ve buradaki ifade de bizim için kullandığımız ifade 5 tane olur. Kullandığımız, şunu işaretleyelim, onu unuttum. Bizim için, neredeydi pardon, şuradaydı. Kullanırız. Dolayısıyla da burada 5 tane yöntemi kullandık. Ayrımsal damıtmayı kullanmadık. Neden? Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımlar için kullanılan bir yöntemdi arkadaşlar. Sıvı sıvı homojen karışımlarda biz bu yöntemi kullanmış olamayız. Çünkü burada bir tane katımız var elimizde. Şimdi dikkat ederseniz buraya kadar söylediğimiz ayırma yöntemleri arkadaşlar kullandık. Mesela bir tanesini şöyle alalım. Karışım tuzlu su buharlaştırma yöntemi, kum çakıl taşı eleme yöntemi, zeytinyağı zeytin posası bizim için aktarma yöntemi arkadaşlar. Şimdi burada hangilerini kullanabiliriz dediğimiz zaman tuzlu su kaynama noktasını kullanarak ayırt edebilirim buharlaştırma. Kum çakıl eleme yöntemi büyük tanecikleri ayırmak için kullanacağımız bir yöntem şeklinde. Zeytinyağı ve zeytin posasını kullanacağımız yöntem de aktarma yöntemidir. Üçü de bizim için doğrudur arkadaşlar. Bir diğer sorumuz ayırma yöntemlerinin hangileri tanecik boyutu? Süzme. Uygun bir süzgeç kullanıyorum. Mesela makarna su dedik. Ben çok büyük gözenekli bir süzgeç kullanırsam makarna oradan aşağıya düşmez mi? O zaman makarnaya tedemem. Yani biz burada tanecik boyutu farkını kullanırız. Üçüncüsü bizim için diyaliz yöntemi arkadaşlar. Yine tanecik boyutunu kullanarak süzme yöntemiydi. Ayrımsal damıtma ise sıvı sıvı homojen karışımlarda kaynama noktasını kullanarak. Ayırt etme yöntemi bu da 2-3 şeklinde arkadaşlar. Bizim için ayırt edilir. Şimdi şunu da alalım bir tanesini. İfadelerinden hangileri doğrudur? Ham petrol bileşenlerine ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrılır. Hatırlıyorsanız şöyle bir fraksiyon balonumuz vardı. LPG'den, işte benzinden, motorinden aşağı zifte kadar geldiğimiz bir yöntem vardı. Biz buna ayrımsal damıtma yöntemi diyoruz. Çamurlu su bileşenine verirken dinlendirme ve aktarma yöntemi kullanılır. Dinlendireceğiz demiştik çünkü katı partiküller aşağıya çöksün kullanabilelim diye. Dolayısıyla bizim için doğru. Sıvı sıvı heterojen karışımlar, sıvı sıvı heterojen yani zeytinyağı su örneğinde olduğu gibi yoğunluk farkı kullanılarak ayrılır. Bizim için doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla da ayırma yöntemlerini bu şekilde görmüş oluruz. Önümüzdeki hafta arkadaşlar bizim için hatırlarsanız asit bazlar kısmına başlamıştık. Bu şeyleri, kitapları arkadaşlar Ferit hocanız veya Seda hocanız bunları size gönderecekler. Önümüzdeki hafta asit bazlara geçen hafta başlamıştık hatırlıyorsanız. Ben görmeyen arkadaşların olduğunu bilmiyordum. Asit bazlarla ilgili kısımdan devam edeceğiz. Burada sorularınızı çözerseniz sizde daha kalıcı olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.